Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda hep birlikte başlarda ilk çıktığında halkçı olan, yok efendim şu kadardan fazla kar etmeyeceğiz, telefonlarımız böyle uygun fiyatlı falan olacak diye Xiaomi'ye ne oldu da fiyatları bu hale geldi şeklinde bir bakış atacağız. Şimdi pek çoğumuzun bildiği üzere Xiaomi hani en başta ucuza yüksek performanslı, böyle sizi üzmeyecek fiyat performans fiyatları sunmakta en baştaki amacı. Ve hani böyle agresif fiyat politikasıyla diğer rakiplerini korkutmak üzerine bir stratejisi var gibiydi. Keza çıkan cihazların fiyatları da buna resmen hizmet ediyordu. Bu arada benim bahsettiğim yıllar yine şirketin borsadaki hisselerinde tavan yaptığı yıllar. Gelin görün ki geldiğimiz süreçte Xiaomi'nin çıkardığı, özellikle son çıkardığı telefon piyasadaki pek çok yüksek seviye Samsung ve Apple telefonla fiyat anlamında rekabete girer duruma düştü. Normalde alt segmentle rekabet ediyorlardı, şimdi üst segmente kafa tutuyorlar. Tüm bunların haricinde şirketin karlılık zararlılık durumuna da şöyle bir kuş bakışı bakacak olursak 2019 yılı gerçekten efsane bir yıl olarak görünüyor karlılık anlamında. Bir diğer enteresan durum ise şirketin 2022 yılında resmen zarar yazmış olması. Hatta yine aynı yıllara baktığımızda Xiaomi şirketinin CEO'su olan Li Jun'un da kişisel servetinin aynı hareketleri gösterdiğini görüyoruz. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı refleksler göstermiş. Yine yıllara baktığımızda devasa, yani böyle astronomik anlamda karlılığı 2018 yılında görüyoruz. Çünkü şöyle bir durum oluyor. 2016 yılında Xiaomi ciddi bir düşüş yaşıyor. Hatta ondan 2 sene önce 2014 yılında Çin'in 1 numaralı en büyük telefon üreticisi iken bir anda 5 numaraya kadar geriliyor marka. Bunun hemen akabinde 2017 yılında atılımlar geliyor marka tarafından ve 2018'deki o %52'lik astronomik kar oranı ortaya çıkıyor. Şimdi bu noktada bizi ilgilendiren kısım ne? Şu arkadaşlar, şirket 2016 yılında bizim bugün pek çok evde görmüş olduğumuz akıllı ev ürünlerine yönelmeye karar veriyor. Yani oraya bastırmaya karar veriyor. İşte nedir bunlar? İşte bu süpürgeler, bisikletler, çatallar, bıçak, böyle garip garip bir sürü Xiaomi ürünü var ya, hepsi ev için. Hava temizleyici, onu unutuyordum az daha. Bunların hepsini üretmeye odaklanıyor. Yani buraya daha fazla mesai ayırmaya karar veriyor 2016 yılında. Şöyle bir düşünün, yani çeşitli verilere göre 31 Aralık 2018 tarihine gelindiğinde yaklaşık 150 milyon evde Xiaomi'nin akıllı ev ürünü konumunu alıyor. Hatta şirketin CEO'su şöyle bir açıklamada bulunuyor. Öyle bir ekosistem kuracağız ki insanlar sırf merak ettikleri için bile Xiaomi'nin Mi Home mağazalarına gidip bakacaklar diyor. Şöyle bir düşünüyorum, kendi anılarıma, kendi geçmişimi şöyle bir tarıyorum. Harbiden ben de öyleydim. Mesela Mi Home mağazası gördüysem, lan acaba şunların diş fırçası var mı, havlusu var mı, falanı filanı var mı, kanala bir içerik çıkar mı diye her seferinde giriyordum. Yani adam haklı çıktı yani. Yani arkadaşlar, neden bunları anlattım? Çünkü bana soracak olursa Xiaomi'nin telefon segmentinde fiyatlarının böyle Apple Samsung seviyesine gelmesinin nedeni burası. Çünkü artık şirket parayı buradan kazanıyor. Nasıl kazanıyor biliyor musunuz? Aynı yıl raporlarına baktığımız zaman şirketin sadece bu ev ürünlerinden gelir artışı %86 oluyor. Kategori bazında bu arada. Yani arkadaşlar, bizim bildiğimiz telefon ürünlerinden asla %5'ten fazla kar etmeyeceğim, şöyle halkçıyım, böyle Robin Hood'um diye takılan Xiaomi aslında akıllı ev ürünlerinden çoktan parayı vuruyor. Ben size öyle söyleyeyim. Peki bu parayı vurma vesilesinin başka sonuçları da var Xiaomi'den bağımsız olarak. Bildiğiniz gibi Huawei markası ABD'den büyük bir darbe yedi. Darbe sonucunda Çin'deki akıllı üretim, ya akıllı telefon üretim pazarında da ciddi değişiklikler oldu. Bu Huawei meselesine geri döneceğim. Yani Çin'deki akıllı telefon pazarı dengesine. Şimdi size başka bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü birazdan bu konuya döneceğim. Bahsedeceğim şey dünyadaki çip krizi. Şimdi arkadaşlar, bu çip krizinin fiyatları yükselteceği belliydi. Fakat bu kadar yükselteceğini bence kimse öngöremiyordu. Mesela gelin bakalım, 2021 yılına girdiğimizde Xiaomi'nin alt segment telefonları bu çip krizinden ciddi anlamda etkilendi ve üretilemedi. Redmi Note 10 ilk tükenenlerden oldu. Bunun üstüne şirket işte müşterilerine 10S alın, 15G alın falan filan gibi yönlendirmelerde bulundu. Çip yoktu, telefon üretilemedi yani. Denklem çok basit arkadaşlar. Ham madde azalırsa piyasadaki ana ürünün fiyatı da hayvan gibi artar. Bu çok çok basit bir denklem. Sonuçta ne oldu? Arkadaşlar, firmanın çıkaracağı son modelleri en düşük 20.000 TL fiyat bariminden piyasaya sunuldular. Tane bunun vergisi var, o su var, bu su var diyebilirsiniz. Fakat yurt dışı fiyatına bakacak olursak globalde de böyle bir durum var. Yani bizim vergilerimiz falan filan çok. Bu ayrı. Şimdi gelin geri dönelim şu Huawei meselesine. Şimdi arkadaşlar, Huawei bildiğiniz gibi Xiaomi'den farklı olarak lüks segmente de telefon üretiyordu. Yani pahalı telefonları, böyle yüksek donanımlı cihazları, yüksek fiyattan satılan cihazları da vardı. Fakat ABD bunların çatladanak önünü kesince dünyada Çin'den çıkan lüks telefon üreticisi markası boşluğu oluştu. Ya bütün telefonlar Çin'de üretiliyor, bununla ilgili bir sıkıntı yok da hani adamların kendi markası olan lüks telefon segmentinde hiçbir ürünleri kalmadı. Huawei al aşağı edilince. İşte bu son
bilmem neden de çok net bir şekilde görmüş oluyoruz ki Xiaomi özellikle ev ürünlerinden kazandığı parayı da bir kenara koyacak olursak bence bu lüks segmentte cihazlar üretmeye doğru odaklanacak. Son telefonlarında kullanmış olduğu Leica lensler de bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Eskiden bu lensleri Huawei kullanıyordu. Şimdi videonun sonlarına doğru gelirken benim esas merak ettiğim şey şu. Xiaomi'nin nasıl bir beklentisi var? Yani 20.000 25.000 bandında telefon çıkarıyorsun. Peki iPhone'lar Samsung'un üst segmentleri dururken kim gidip Xiaomi'nin bu telefonunu alacak? Ben bayağı merak ediyorum. Yani ben olsam bu paraya gider iPhone alırım abi. Yani çok net bir şekilde tavrımı ortaya koyayım. Bir yandan özetle şöyle de toparlayayım. Daha sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bir, firmanın özellikle ev yaşam kategorisinden çok ciddi paralar kazanması bu fiyatların nedeni. Bence. 2. Huawei gibi markaların ABD darbesi yüzünden globaldeki lüks pazardan çekilmek zorunda kalması ve Xiaomi'nin bu boşluğu doldurmak istemesi. 3. Çin'deki pek çok telefon üreticisinin Xiaomi'nin başlangıçtaki stratejisini izlemeye başlaması ve ucuz telefon, uygun fiyatlı telefon rekabetinde kanın gövdeyi götürüyor olması. Bayağı ciddi yani. Bir ton rakibi çıktı yani. 4. Çip krizi nedeniyle büyüyen işte tedarik sorunun Xiaomi'deki yansımaları. 5. Son fiyatlardan sonra artık Xiaomi markasına fiyat performans ürünü üretiyor demek bence biraz tuhaf kaçacaktır. Eski veya düşük segmentleri olabilir ama daha öncesinde çıkan bu amiral gemileri de uygun fiyatlı oluyordu ya, ben hatırlıyorum. Yani bir sürü insan markanın çıkacak amiral gemilerini bekliyordu. Çok daha uygun fiyata, çok daha güzel donanımlara sahip olduğu için. Sonuç olarak arkadaşlar tablo bu şekilde görünüyor. Xiaomi'nin artık ucuz bir marka olduğunu söylemek biraz güç. Bakalım gelecekte Xiaomi'nin yerine ucuz telefon segmentine Çin'den veya başka bir ülkeden ne çıkacak, hep birlikte izleyelim. Benim sizlere sormak istediğim soru şu arkadaşlar. Bir tek ben yalnız mıyım bu konuda? Merak ediyorum, 20-25K paranız olsaydı gidip Xiaomi mi alırdınız? iPhone veya Samsung gibi markaların üst segment telefonlarından birini mi tercih ederdiniz? Bu videom da böylece bitmiş oldu. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İnşallah çok atıp tutmamışızdır ama grafiklerle sabit yani. Bay bay.